Benim güzel ailem, Karadağ'ın göz bebeği olan Kotor'dan herkese merhaba. Yaklaşık 2-3 günden beri buradayım. Hatta şurada handpan çalıyor. Yan taraftaki dükkan sahibi ablamız izin verdi. Bayağı bir destek oldu sağ olsun bana. Bugün ne yapacağız? Bugün komple... Abim Türk Mut diyor bak. Bugün komple Kotor'un surlarını içeri gezeceğiz. Yukarıya kalenin zirvesine çıkacağız. Ha bakın burada da şöyle bir map var. Şöyle şurası komple surlarla çevrili. Kale ise hemen şu 25-24 numara yazan yerlerin orada. Şöyle surlardan 16-17-18-19 diye çıkıp gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kalenin içerisinde hala insanlar yaşamını sürdürüyor. Teyzemiz kıyafetlerini asıyor. Burası Kotor Körfezi olarak geçiyor. Böyle ufak bir burun. Şu tarafı Tivat diye bir küçük bir kasabası var. Herzeknome diye bir kasabası var. Oradan böyle körfez gelip buraya kadar geliyor. Buraya büyük tur gemileri geliyor. Böyle 5000 kişilik, 6000 kişilik bir de farklı farklı geliyor. Çok kalabalık oluyor sabah ve öğle saatleri. Hem sıcak oluyor diye hem de çok kalabalık oluyor diye videoyu şimdi akşamüstü çekmek istedim. Şansımıza bugün de hava biraz bulutlu, ferah ferah. Şöyle kalenin zirvesine doğru bir tırmanış yapacağız. Burada böyle ufak ufak nöbet kuleleri var surların üstünde. Bu arada Kotor kedileriyle bayağı meşhur bir yer. Her yerde kalenin her tarafında böyle kedilerle karşılaşabilirsiniz. Bak şurada merdivenin üstünde de var. Bu arada evlerin hepsi böyle taştan. Ağaçların arasında daracık tatlı tatlı böyle sokakları var. Surların içinde böyle hosteller de var. Bilginiz olsun, guest house'lar, hosteller. Şöyle ileri doğru yürüyelim bakalım. Hostel fiyatları burada tek kişiye yaklaşık 20 euroya falan kalıyor. 18 euro, 19 euro, 20 euro arasında değişiyor, gene bilginiz olsun. Şöyle bir meydanı var. Restoranlar, dondurmacısı var. Yine yan tarafta da bir restoran var. Şöyle büyük bir kilisesi var. Saat kulesi sağ tarafta. Şu sol taraftaki binada yaşayan var. Bayağı bir eski bir bina. Şu da öyle. Zaten hepsinin üzerinde yazıyor. Burası da 19. yüzyılda kraş bilmem neyi diyor bir tane abimiz yaptırmış. Austhungerland General Staff diye. Burası müze olarak kullanılıyor bu arada. Böyle tatlış tatlış hediyelik eşyalar var. Yine her zaman olduğu gibi. Buraya gelirseniz hediyelik eşya alacağınız birçok seçenek var. Yine tekrardan başka bir meydana geldik. Bu bina benim favori abi. Burası çok hoşuma gitti. Pima diye bir aile yaşıyormuş burada 17. yüzyılda. Şu an yaşayan yok. Ben görmedim ya bu binada herhangi bir yaşayan falan. Pencereleri açık ama şurada da bir zil var. Kartla giriş yapılıyor zaten. Bir arkadaki kapıyı restore etmişler. Burası da olduğu gibi duruyor. Şimdi burada şarap marap koymuşlar. Yine böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Şurada ne kadar tatlı. Burası da ilk meydan. İnsanlar genelde bu kapıyı kullanıyorlar. İlk giriş kapısı burası. Burası bir yoğun oluyor. Bak var ya oradan bir geliyorlar tekneden, gemiden bir çıkıyorlar. Buradan insanlar bir sıkışıyor burada, yani yürüyecek yer bile olmuyor. Şurada da bir tane böyle bir saat kulesi var. Yine benim efsanevi binalarım. Vallahi var ya çok hoşuma gitti burası ya. Hepsinin penceresi böyle yeşil. Burası da, orası da. Hepsi aynı. Bir tek karşıdaki şu binanın pencereleri farklı renk o kadar. Burada yaklaşık 10-15 tane Türk esnaf var. Şu köşedeki Türk esnafı. Şu ileride bir tane daha Türk esnaf var. Burada Türk çok yani, anlayacağınız. Sizle bayağı bir yer gezdik böyle. Böyle renkli avizeler hiç görmemiştim daha önce. Sizle beraber ilk kez gördüm. Çok tatlı değiller mi? Karadağ'ın kraliyet döneminde yönetildiği zamandaki bayrakları falan var böyle çeşit çeşit. Şöyle bir viski, zippo, tambura falan seti var. Şurada da öyle.
farklı farklı kaşıklar var. Baksana da desenli desenli, üstünde Montenegro falan yazıyor. Burada tek bir tane kapalı çarşısı var. Ufak minnak galiba. Girmedim. Sizle beraber ilk gezeceğim. Burada bir tane İngiltere bayrağı var. Şöyle bir tane kalkan yapmışlar kapıya. Hemen ufak bir ATM. Hemen ablalarımız için sandaletler. Çeşit çeşit. Renkli renkli. Bu ne lan? Ha, sabun galiba. Kaç euro diyor? 5 euro diyor bir tane. 3 tanesine 10 euro diyor. Sabun. Burada gözlükler alıyor ablalarımız. Yani hediyelik eşyalar, meşyalar var işte gankiler. Kaç para? 5 euro, 5 euro. Toka moka var. Şurada neler var bakalım. Aynı burada da bir farkı yok gene. Bak Türk sesi geliyor. Ha bak. Merhabalar abi, iyi çalışmalar, kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız abi, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz iyisiniz? İyiyiz abi. Nasıl gidiyor? Koşturuyoruz, çalışıyoruz. Koşturmaca. Bayağı bir Türk esnaf var galiba abi. Var, evet, surun var. İçinde değil mi? Var, bayağı var. Burası da son meydanı. Yine burada bir tane daha kilise var. Şurada da bir tane kilise var. Orayı kapatmışlar. Şadrıvanın başında dayım almış eline gitarı. Bir yandan da şarkı söylüyor böyle. Baba parat diyor bana. Allah, ben çalarken hiç öyle yapmıyorum dayı. Böyle kedilerin meşhur olduğu böyle yer dedim ya, boşuna demedim. Bakın burada kedilere yuva yapmışlar. Ne diyeyim dayı? Dayı bana sataşıyor. Çok güzel bir yer. İşte bu yüzden kedileri meşhur. Değil mi lan? Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun? Kaleye buradan gidiliyor. Eğer buradan giderseniz 8 euro bir ücreti varmış. İleride alıyorlarmış. Gişe varmış ileride. Sağ olsun bir tane Türk arkadaş bilgilendirdi. Biz şimdi kaçak gideceğiz her zaman gibi. Şuradan devam edeceğiz. Kankam sağ olsun bizi bilgilendirdi. Eyvallah. Şimdi buradan Fili'ye gideceğiz abi. İnşallah buluruz anlattığı yol arkadaşın. Hemen arkadaki çıkış kapısından çıktığınız gibi surların diğer tarafından böyle efsane bir yer karşılıyor bizi. Baksanıza ne kadar güzel. Şu görmüş olduğunuz kayaların altından geliyor su. Bayağı bir kanyonun içinden mi geliyor? Nereden geliyor? Bir çözemedim valla. Buldum patika yolu bak. İnsanlar yürüyor oradan, gördünüz mü? İyi, 8 euro vermekten kurtulduk. Karnımızı doyururuz o parayla. Size de yeni bir kaçış düzergahı göstermiş oldum. En arkadaki çıkış kapısından geleceğiniz abi, bu suyun aktığı yerden, köprüden. Hemen otoparkın oradan gireceğiniz, böyle devam edip gideceğiniz. Anlattığım her şeyi unutun. Biz yanlış yerden gelmişiz. Bakın insanlar şuradan gidiyorlar. Patika yol oradan devam ediyor. Bizim karşıya geçmemiz lazım. Ben buradan aşağı atlayamam. Mecbur otoparktan çıkacağız. Karşıya geçeceğiz. İki köprüyü de geçeceksiniz. Hemen şuradan böyle devam edip gideceksiniz. Buz gibi de su buldum. Elimi yüzümü de yıkadım. Kaçış düzergahını da bulduk. Şimdi gelelim Kotor Kalesi'ne. Kotor'un surlarına. Abi milattan önce 1200 yıllarında, 1150 yıllarında Kotor'un surlarını yapmışlar ilk baş. Surların içini yaptıktan sonra bu gösterdiğim eski evleri inşa etmeye başlamışlar. O evleri inşa ettikten sonra da yukarı doğru böyle surları inşa ede ede yukarıya bir tane kale yapmışlar. Kaleyi surlardan sonra yapmışlar. Yaklaşık yarım saat bu patikada yoldan yürüyeceğiz. Okurken en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, Osmanlı'nın tek Balkanlar'da fethedemediği kale bu Kotor Kalesi'ymiş. Surlarına dayanmışlar, çok topla vurmuşlar ama bu kaleyi fethedememişler. Burada kamp atıp bekledikleri dönemde de Kıbrıs Savaşı patlak vermiş. Buradaki Osmanlı askerlerinin hepsi Kıbrıs Savaşı'na çekilmişler. Burası kendini hep özgü kalmış. Hatta tarihte de Kotorlular olarak geçiyormuş. Bu görmüş olduğunuz körfezde de çok büyük ticaret yapmışlar. Deri,
hayvancılık, işte gıda, aklınıza gelebilecek envai çeşit teknelerle mal götürüp getirmişler. Bayağı bir yoruldum la. Daha şimdi çıkmaya başladım. Ne zamandan beri çıkmıyoruz Arif? Ne zamandan beri yatıyorsun? Yoruldun tabii. Vallahi merak ediyorum. Bu inşallah bizi surların içine götürür. İnsanlar yürümeye devam ediyor. Hem belki akşam karanlığa falan kalırız. Gece manzarasını da size göstermiş olurum böylelikle. Tabii bu deniz ticaretlerini yaparken diğer deniz kıyısı olan Venedik şehriyle de araları bayağı bir iyi bir duruma gelmiş. Osmanlı buraya dayandığında buradaki Kotorlular Venedik'e katılmış. Yani Venedik krallığına katılıp onların bir parçası olmuş. 2 ya da 3 asır olması gerekiyor. Venedik buraya hüküm sürmüş. Venedik'ten sonra da Avustralyalılar el atmış buraya. Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten Kotor şehri birçok medeniyet ve birçok uygarlık ele geçirmiş. Hepsinin bir kalıntısı var bu şehirde. Ondan dolayı turizm amaçlı çok büyük bir rağbet görüyor. Bu arada suyun nereden geldiğini konuşuyorduk. Dediğim gibi kanyonun içinden gelip gidiyor. Vallahi dayının bir şuraya çadır kurmuş ha. Güzel yer. Beğendim. Ve 1900'lü yıllarda Yugoslavya Birliği'nin kurulmasıyla Yugoslavya'nın eline geçiyor bu kale. Ve 2006 yılında Karadağ bağımsızlığını idare ederek, ha bu arada şunu da söyleyeyim. Neden Karadağ diyoruz biz buraya? Normalde ismi Montenegro bu ülkenin. Bizim Karadağ dememizin sebebi zamanında Osmanlı Devleti, imparatorluğu. Bu dağları görüyorsunuz değil mi? Hepsi kapkara. Kaya yani zaten. Burada görmüş olduğunuz dağların hepsi kaya. Hiç böyle normal toprak falan şey göremezsiniz. Hep kara kara dağ, taşlar var. Dağlar, taşlar işte. Kara olduğu için dağlar isminde bizimkiler Karadağ demiş. Öyle Karadağ kalmış işte ismi. 2006 yılında da bağımsızlığını ilan ediyor Montenegro. Kotorlular da Montenegro'ya dahil olup bugünümüze kadar geliyor. Burada kankalar çok incir var ama incirler tutmuyor abi. Böyle tutuyor. Görüyorsunuz mu? Böyle burşak, böyle yenmiyor da. Böyle kuruyor gidiyor sonra bak. Şöyle oluyor aynı. Anlamadım. Burada dalında niye hiçbir şey olmuyor doğada? Bak narlar marlar da aynı. Erik yiyorum mesela. Çok acayip derecede erik var. Erikler bir acı bir acı. Bizim can erikler var ya böyle yeşil. Hiç yenmiyor. Bu arada buradaki Türk esnafları böyle çok çekingen. Ondan dolayı buradaki Türk esnaflarıyla pek fazla muhabbeti uzatmıyorum. Çünkü böyle nedenini de söyleyeyim, aslında onlar da haklı. Burada Türkler birbirini çok dolandırmışlar zamanında. Ki hala da öyle. İşte bu oturum bilmem ne işlerinden dolayı insanlar burada Türklerden çok çekmişler bizden. Ondan dolayı buradaki Türk esnaflar da pek fazla sıcakkanlı değiller açıkçası. Böyle bir acı bir gerçek var maalesef ki. Biz gezimize devam edelim. Önümde eşek var abi. Kokusunu aldım. Önümde bir tane dayı. Aha da bak. İnanın görmemiştim. Tamamen kokusundan anladım. Tam eşek kokuyor. Gel buraya yoldaş. Nereye gidiyorsun? Yukarıda bizi nasıl bir manzara bekliyor? Değecek mi? Çok merak ediyorum açıkçası. Bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlarımız abone değilse abone olurlarsa bu gezimizde bize çok büyük destekçi olurlar. Bu arada katıl butonumun açılalı çok oldu. Hiç söylemedim, dile getirmemiştim. Post attım ama burada hiç söylemedim. Eğer katıl butonundan destek olmak isterseniz hemen ekranın sağ alt köşesinden katıl butonundan üye olursanız çok sevinirim. Onlara özel rozetler, canlı yayınlar, videolar oluşturacağım. İnşallah katılırsınız. Ne diyeyim işte öyle. Üye olun katıl butonuna da.
şu Balkanlardan bir atalım kendimizi. Gitmek istediğim coğrafyalar var. Oralara gidelim. Ne diyeyim, çok kişi YouTube yapıyor, geziyorlar, ediyorlar. Çok video oluşturuyorlar. Herkesin işi gücü rast gelsin. Benim niyetim ne? Bu zamana kadar beni takip eden birçok arkadaşım da var. Bilir. Tek hedefim, hayalim şu dünyayı gezmek. Şu an enstrüman çalıyorum. İyi, hoş, günü kurtarıyorum. Gidiyor bir şekilde. Vallahi akşam üstüne kadar handpan çaldım. Şimdi bu merdivenlere tırmanıyorum. Zaten handpan çalarken yoruluyorum. Bir de şimdi buraya tırmanıyorum. Öldüm vallahi. Abi beğenin, yorum atın. Yapın bir şeyler. İzlensin şu videolar da. Atalım kendimizi şu Balkanlardan. Daha yolun yarısını belki tırmandık, belki tırmanmadık. Şu anlık manzaramız böyle görünüyor. Dayım katırmış vallahi, eşek değil. Katıra yüklemiş. Çıkıyor. Hayvancağız da yorulmuş, acıkmış. Otlanıyor orada. Ne bitmez yolmuş be. Gene eski bir ev. İnsanlar bahçeye oturmuş. Manzaraya karşı muhabbet ediyorlar. Nasıl? Nefes sesim neremden geliyor acaba? Abo. Yandım. Kalenin hemen arkasında böyle yapılar varmış. Ama hepsi yıkılmış abi. Hiçbiri durmuyor. Oy duta bak. Bak burada lezzeti olan bir tek bu dutu tattım denilebilir. Kızılcık mızılcık çok var. Bu dut da bayağı lezzetliymiş. Gel la buraya. Bayağı da eski bir dut. Vallahi yol beni, ayak izleri beni buralara getirdi ama ne yapacağım oğlum buradan? Şu karşı pencereye mi atlıyorlar? Buradan da gidecek yer yok. Şöyle yürüyorlar baksana. Böyle. Böyle. Nasıl yürüyeceğim ben oradan? Ben geçerim aslında oraya ama eğer düşersem ölme riskim bile var. Baksanıza. Taraftan geleni de görmedim. Şu aşağıda iki tane, şu aşağıda bir çift vardı. Buradan gittik dedi ama window'dan. Oğlum buradan nasıl gittiniz lan? Ha, gördüm. Şuradaki kanca demirleri tutunarak gidiyorlar. Hadi ben GoPro'yu koyayım da cebime. Buradan tırmanayım. Çıktım lan. Geldim vallahi. Bu ölü dal insanların çıkmasına engel oluyor. Ama sökemedim. Aha, şimdi söktüm. Şurada kalsın abi. İnsanlar böyle rahat çıkarlar. Haydi gidelim. Efsane bir manzara var. Vallahi adamlar bu kaleyi öyle bir yapmış ki, yani bu kaleyi kimselerin fethedememesi gayet normal. Vuh be abi, manzaraya baksana. İşte Old Town burası. Normalde insanların yürüdüğü patiko yol. Şuradan şöyle geliyor. Gerçekten harika bir manzarası var. Kalenin olduğu yere gidelim derken bura ne lan böyle? Öyle bir yer yapmışlar ama ne olduğu belli değil. Şöyle demir bir ufak köprü var.
Ne olmuş lan? Hiç restore edilmemiş. Böyle kalmış. Şurada bir aslan figürü var. Burada soğuk su satıyorlar böyle. İçerisi böyle bir yer. Bakın. Şurada da kalenin çıkışında, surların dışında eski bir arkeoloji çalışması yapmışlar. Bayağı bir eski yıllara ait evler bulmuşlar orada da. Şurası da Kotor'un otoları. Şurada şöyle bir futbol sahası var. Kalede çitlenmik buldum la. Tam da yenme kıvamında var ya. Bu arada kalenin tam zirvesine çıktım. Valla hiç restore etmemişler ya, olduğu gibi kalmış böyle. İşte böyle bir kalesi var. Diğer tarafında da şöyle bir sur var. Çanlar çalmaya başladı gene kilisenin. Burada da böyle bir yapı var. Aşağı indim. Karşıma çıkan ilk bina burası oldu. Ama maalesef ki giriş yasak. Şuraya bakın. İçeride ağaçlar çıkmış. Orman olmuş resmen. La incir ağacı çıkmış. İnerken beni böyle bir kilise daha karşıladı. Kalenin ikinci kilisesi. Bir de tam arkada bir tane daha kilisesi vardı. Onu çekmeyi unuttum. Kusura kalmayın artık. Vallahi yorgunluktan. Şurasında şöyle bir haç işareti var. Burada burası Katolik kilisesi bunların hepsi. Ortodoks değil. Şöyle bir kilise. Şurada da bir şey yazıyor. Mezar mı lan bu? Ne bu böyle ya? Şurada da şöyle bir yazıt var. İçerisi de karanlık mı? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bayağı böyle eski kilise. O aynı mermerin bir diğeri burada içeride yerde var. Çok eski abi içerisi ya. Acayip eski. Lan burada bile kedi var ya. Oğlum ne yapıyorsun burada? Bu arada restore çalışması yapıyorlar burada ufak bir. Kazma, çapa, kürek, dayılar. Deşiyorlar buraları. Bu neymiş ya? Bu kedinin kaldığı yerin aynısı burada da var. Ne bu acaba? Burada haç işareti var. Büyük bir ihtimal burada dilek falan diledikleri yerler. Aynen burada dilek diliyorlar. Mum falan bırakıyorlar buralara. İleride de var bir tane. Binlerce yıl önce insanlar bu menzillerdeki surlarda savaşmış. Bu kaleyi savunmuşlar.
Hepsi göçüp gitmiş. Geriye sadece bizlere bu kaleler, bu görmüş olduğunuz güzel evler, manzaralar kalmış. Tadını çıkartmak gerekiyor. Biraz burada oturdum öyle, etrafı izledim, dinlendim. Yavaş yavaş gene aşağı doğru yola koyulacağım. Aha da bilet gişesinin geçtiği yer. Biz kaçak girdik ama. Oğlum niye her şeye kaçak giriyor? Kamera bile var abi. Merhaba abi, ben kaçak geldim ama. Yanlış anlamazsanız. Niye ben her yere böyle kaçak girmeyi... Ya ben aslında şey değilim bak. Tamamen abi karşıma çıktı. Bak dedi, oradan gidersen dedi, 800 lira vermekten kurtulursun dedi. Ben de geldim yani. Benim ayağıma geliyor yani. Rabbim diyor ki, sen diyor çok zorluklarla geziyorsun. Görüyor yani. Sen diyor verme para. Nasibimizi çıkartıyor önümüze. Böyle free geziyoruz. Buradan ev almak isterseniz, bak satıyorlar hemen. Ararsınız abi. WhatsApp'tan yazın. Çok beğendiyseniz burayı satıyorlar. 069 999 51'li numaradan 508 Kapınoğlu daireyi satın alabilirsiniz. Kaç ya? Ya bu akşam programı diyecek tabii mi? Hı hı. Ooo, bu da şu piyasak yok iş. Annet, hello. Kotor kedileri. Yine bir başka köşede. Sen meşhur değilsin kanka, kusura bakma burada. Oğlum ne oldu lan? Kankam biraz üzgün. Bu arada benim handpan çaldığım yerde abla keman çalıyor. Bazen ben geldiğimde o orada oluyor. Beni gördükten sonra bir saat sonra falan kalkıyor. Sonra ben gelip orada handpan çalıyorum. Çok da güzel keman çalıyor. Bu arada kalenin içine böyle araçlarla malzeme taşıyorlar. Abi içeride her şeyi bulabilirsiniz. Tost, waffle, döner, hatta kuaför bile, berber bile var. Bazen buralarda gezince kayboluyorum valla ama gene hep gideceğim yere mutlaka çıkıyor. Hatta gene yanlış gidiyorum galiba. Şöyle dönelim. Ha, tamam, bildim şimdi nerede olduğumu. Hep meydanlardan fark ediyorum nerede olduğumu valla. İnsanlar akşam yemeği yiyor. Buradaki fiyatlar Podgorica'dan ve diğer şehirlerden biraz daha pahalı malum. Sezonluk yer işte, Bodrum gibi düşünün bizim. Abi videoyu başlattığım yere geri geldim. Bu bölümden benden bu kadar, inşallah beğenmişsinizdir. Ben de buralardan atıp gitmek istiyorum kendimi çok uzak diğerlere ama mecbur, elimizdeki imkanlar bunu el veriyor. Sizler destek olursanız eğer, önerir, arkadaşlarınıza bahsederseniz, izleyip beğenip yorum atarsanız, özellikle katıl butonunu da unutmazsanız çok sevinirim. Bu bölümden benden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Haydi görüşmek üzere. Çav çav.